Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bugün aramızda çok değerli bir hocamız var. Doçent Doktor Hasan Çağlar Uğur. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk hocam. Hasan hocamız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bilim Dalı öğretim üyelerimizden. Hasan Hoca ihtisasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Bilim Dalı'nda yaptı. Daha sonra mesleki bilgi, görgü ve tecrübesini geliştirmek amacıyla dünyanın önemli merkezlerinde görev aldı. Bunlardan bazılarını sayacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Tıp Fakültesi'nde, Miami Jackson Memorial Hastanesi'nde, Hanover International Neurologic Center'da, bunun gibi yerlerde özellikle beyin tümörleriyle ilgili tecrübesini, bilgi ve görgüsünü artırdı. Hocanın bu alanda moleküler ve genetik düzeyde olmak üzere dünyanın önde gelen araştırmacılarıyla yarışacak düzeyde tecrübeleri var, araştırmaları var. Bundan dolayı hem ülkemizde hem de uluslararası arenada birçok araştırması ödül aldı. Ülkemizde en iyi araştırmacı ödüllerini aldı. Dolayısıyla bu zor edinilen meslek grubunda bu derece büyük ödülleri alma başarısını da göstermiş çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Evet hocam, hoş geldiniz. Programımıza şeref verdiniz. Hocamızla, Hasan hocamızla biz beyin tümörlerini konuşacağız. Dediğim gibi Hasan hoca beyin tümörlerinin derinliklerine kadar inmiş hocalarımızdan bir tanesi. Sadece beyin tümörlerinin ameliyatını yapmakla kalmıyor. Bununla alakalı geçmişini, nereden kaynaklandığını, nasıl geliştiğini de araştırıyor. Tabii tıpta bu çok önemli bir konudur. Nedeni iyi bilirseniz tedavisini de çok daha iyi çözersiniz. Doğru mu söylüyorum hocam? Doğru, kesinlikle doğru. Beyin tümörleri özellikle çok büyük sebat gerektiren, hem moleküler düzeyde tanı koymak amaçlı yaptığımız tedavilerle hem de cerrahisiyle gerçekten önemli bir yere sahip. Sonuçları hastaları, hasta yakınlarını çok üzecek veya sevindirecek sonuçlara yelken açan bir alan. Çok hassas bir alan. Çok değişkenin bir arada tabii olduğu bir alan. Beyin tümörü deyince herkesin hemen inanılmaz derecede irkildiği bir hastalık söz konusu. Bu açıdan baktığımızda beyin tümörü nedir diye bir girelim isterseniz konuya. Şimdi aslında beyin tümörü çok genel bir kavram. Santral sinir sistemini oluşturan beyin hücreleri olsun, bu hücreleri destekleyen hücre grupları, kan damarları, kan damarının içerisindeki kan elemanları, beyin zarları, endokrin sistemimizi yöneten hipofiz bezimiz veyahut da vücudun başka bir yerinden çıkıp beyine sirayet etmiş bir takım hastalıklar. Bunların hepsi aslında beyin tümörleri içerisinde genel olarak adlandırılıyor. Fakat davranışları, tedaviye verdikleri cevaplar, bunlar neredeyse siyahla beyaz aralığında seyredebilen şeyler. O yüzden beyin tümörleri için söyleyebileceğimiz önemli kavramlardan bir tanesi, her hastalığı kendi içerisinde ve bireye özgü olarak değerlendiriyoruz. Yani bir hasta için söylediğimiz şeyler düğün dernekken bir hasta için çok büyük yıkımlar, felaket senaryoları olabiliyor. Dolayısıyla bir beyin tümörü durumuyla karşı karşıya ise kendimiz ya da Allah korusun yakınlarımız, ister istemez Allah korusun diye temenni ediyoruz. Ama günümüzde ben belki sonradan söyleyeceklerimizi baştan söylemekte yarar var. Beyin tümörüyle ilgili bugün başta sizin gibi değerli araştırmaların yaptığı araştırmalar sayesinde çok önemli yollar kat edildi. Kesinlikle öyle. Neredeyse %100 tedavi edilebilen birçoğunda beyin tümörü tipleri var. Kesinlikle öyle. Paniğe kapılmadan önce öncelikle tipini sizin gibi değerli hocalarımızdan öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Peki beyin tümörleri nasıl oluşuyor hocam? Şimdi bütün aslında beyin tümörlerini diğer organların kanserlerinden ayırmak çok doğru değil. Kanser aslında her insanın vücudunda, şu anda biz konuşurken bile vücudumuzda aslında bir takım kanser hücreleri üretiliyor. Çünkü öyle muazzam bir organizma ki, o kadar büyük sayıda hücre turnover'a uğruyor ki, değişime uğruyor ki, hücrelerin bir kısmı yenileniyor, bir kısmı ölüyor. Bu yenilenme sırasında mutlaka defektif hücreler vücudumuza salınıyor. Ama öyle muazzam bir organizmaya sahibiz ki bu defektif hücreler bir şekilde vücudun savunma hücreleri tarafından vücudumuzdan alınıyor. Ama eğer bu hücrelerin
alınmasını engelleyen bizim bir genetik hastalığımız varsa, yani anneden babadan, onların anne babasından, kuşaklardan aktarılan bir genetik rahatsızlık varsa veyahut da biz yaşarken çevresel etmenlere bağlı olarak bu mekanizmaları eğer yok ettiysek kendi elimizle, o zaman beynimizde olduğu gibi vücudumuzun diğer organlarında da ne yazık ki tümör oluşumu kaçılması hale geliyor. Hocam, hazır sizi bulmuşken, medyada da bununla ilgili çok fazla spekülasyon yapılıyor. Çevresel etmenler deyince hemen ilk akla gelen son yılların açıkçası modası, belki çağın en büyük icadı da denilebilir, cep telefonları. Evet. Ve baz istasyonları ya da cep telefonlarının kendilerinin beyin tümörü yapma riskiyle ilgili siz bu işin bilimini yapan hoca olarak ne diyorsunuz? Şimdi öncelikle bir bilimsel veri grubu var. Bir de benim şahsi düşüncelerim var. Açıkçası bu konuda fikir belirtecek bir bilimsel araştırma içerisinde değilim. Onu vurgulamak isterim. Ama yaptığım çalışmalar ve takip ettiğim çalışmaların ürünü olarak özellikle yüksek magnetik alanların ciddi anlamda beyinde tümör oluşumunu kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Telefon ve baz istasyonu buna giriyor mu? Bunun içerisine telefon da giriyor, baz istasyonları da giriyor, açtığımız televizyon, açtığımız bilgisayar da giriyor. Ama bu şu demek değil. Şu anda hepimizin cebinde bir cep telefonu var ve biz bunu kullanıyoruz. Çağın bu nimetlerinden yararlanacağız. Ama çok fazla sayıda bunu kullanmak kanser oluşumuna bir yol veriyor. Başka bir örnekle açıklamaya çalışayım. Aslında bu bir tür radyasyon, radyoaktif ışındır. Zamanında Çernobil'de bir facia oldu ve acaba kanser oluşumu var mı yok mu diye düşünürken, hatta bazı siyasetçiler çıkıp bakın işte ne güzel çayımı içiyorum, hiçbir şey olmuyor, siz de için dediler. Fakat bugün bilimsel verilere baktığımızda o günden bugüne Karadeniz bölgesi Türkiye'deki diğer bütün bölgelerden 3 kat daha fazla kanser oluşumuna meyil veren bir bölge haline geldi. Zannediyorum ki belli bir zaman geçtikten sonra da şu kadar saat cep telefonu kullanan insanlarla aynı şeyi sigarada da yaptık. Şu kadar paket yıl sigara içen insanlarda kanser oluşumu olmayanlara göre şu kadar fazla denecektir. O yüzden eğer mümkünse, ben öyle yapıyorum, cep telefonunu kulaklıkla kullanmak. Kulağa ne kadar yakın tutarsak o kadar ciddi riski var. 10 santim uzakta tutmanın bile yaydığı magnetik alan açısından çok farklı değerlere ulaştığı söyleniyor. Mesela tecrübe edin, yarım saat bir arkadaşınızla konuşun, telefonu çektiğiniz an kulağınızın ısındığını hissedeceksiniz. Eğer sizin kulak sinir kılıfınızda tümör oluşumunu tetikleyecek bir yapı varsa genetik veya çevresel olarak, siz bunu cep telefonuyla agreve edebilirsiniz, kolaylaştırmış olabilirsiniz. Evet, hocamızın dediklerini duydunuz değerli izleyenlerimiz. Cep telefonuyla ne yapacakmışız? Olabildiği kadar az konuşacağız, kulağımızdan uzak tutacağız ve mümkün olduğu kadar da kulaklık kullanmaya çalışacağız. Onun dışındaki diğer radyoaktivite yayan... Televizyon gibi, bilgisayar gibi çok yakında olmamaya çalışacağız. Mesela televizyonu 2 metreden değil 4 metreden izlemeye çalışacağız. Belli bir saatin üstünde televizyon izlemek, bilgisayarın karşısında olmak ciddi anlamda radyoaktivite ve tümör oluşumuna yardımcı Peki, oluyor. Peki bu olası bir risktir dedik. Bir de bildiğimiz kesin bilimsel araştırma gösterilmiş beyin tümörü için risk grupları var mı? Bunlardan bir tanesi, mesela çok iyi bilinenlerden bir tanesi, boya sanayide özellikle o boyanın kokusunu sürekli teneffüs etmek. Arıtma tesislerinde, kimyasal fabrikalarda çalışan işçilerimizin bunlara sürekli ve sürekli maruz kalması, bunlar önemli derecede. Bir takım viral enfeksiyonlar, tekrarlayıcı viral enfeksiyonlar, ışınlar, mesela bizim tedavi için dahi verdiğimiz ışınlar, radyoterapi, bazı tümörlerin oluşumunu kolaylaştırıyor. Bu konuda ciddi yayınlar var. Mümkün olduğu kadar da bu tür kimyasallardan uzak durmak tümör oluşumunu engellemede çok önemli yere sahip. Peki beyin tümöründen hep çok korkuyoruz. Evet. Herkesin merak ettiği konudur. Beyin tümörümüz var mı yok mu diye nasıl anlarız? Şimdi o kadar farklı bir semptomatolojisi var ki beyin tümörlerinin ve santral sinir sisteminin. Bazen insanın elinde ayağında felç olması gibi, görmesini kaybetmesi gibi, sara nöbeti geçirmesi gibi çok belirgin ve doktorun, hatta tıpla ilgisi olmayan insanların bile atlayamayacağı bulgular var. Bunlar olduğu zaman hasta hekime başvuruyor, bir tetkik yapılıyor ve deniyor ki sizde böyle bir hastalık var.
asıl önemli olan sadece baş ağrısıyla veya sadece belli müphem semptomlarla seyreden hastalara nasıl tanı koyacağız? Şimdi eminim ki bizi izleyenler şunu düşünüyor. Benim baş ağrım var, acaba benim beyin tümörüm var mı? Veyahut da benim baş ağrım nasıl olursa ben beyin tümörü geliştirme açısından bir risk içerisindeyim. Bunun cevabı da şu, her insanın baş ağrır. Öncelikle bizi izleyen seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Baş ağrısı her zaman bir tümör belirtisi değildir. Baş ağrısının tümör belirtisi olabilmesi için muhakkak suretle çok sık tekrarlıyor olması lazım. Çok şiddetli boyutlara ulaşması lazım. Beraberinde kusma gibi görmeyle ilgili, hisle ilgili, düşünceyle ilgili, kişilikle ilgili tümörün tuttuğu bölgeye göre bize yardımcı olabilecek ek bulguların olması lazım. Mesela yaz mevsiminde hepimiz havuza giriyoruz, klimanın altında oturuyoruz. Çok rahat bir sinüs enfeksiyonu, çok şiddetli baş ağrısı yapıp bir beyin tümörünü taklit edebilir. Ama dikkatli bir muayeneyle eğer hekime başvururlarsa bunun aslında beyinle hiç ilgili olmadığını, bir sinüs enfeksiyonu gibi veyahut da toplumda çok sık görülen yüksek tansiyona bağlı, çok çok önemli bir sebebidir baş ağrısının, yüksek tansiyona bağlı bir semptom olduğu açığa çıkacaktır. O açıdan baş ağrısı çok önemlidir. Baş ağrısını küçümsemeyelim ama baş ağrısını her zaman için önemli bir semptom olarak kabul edip gerektiği zaman doktora gitmekten imtina etmeyelim. Evet hocam. Tabii belirtiler ayırmak açısından baş ağrılığının devamlısı vesaire gibi bir takım belirtiler acaba şu soruyu akla getiriyor. Bu noktaya geldikten sonra geç kalınmış olmuyor mu? Kesinlikle öyle. Erken tanı beyin tümörlerinde çok önemli. Özellikle belli yaş gruplarında 8... O zaman check-up anlamında önereceğimiz, yani hiç belirti yapmadan mutlaka araştırılması gereken hastalıklardan bir tanesidir beyin tümörleri. Kesinlikle öyledir. Eğer çok sık başınız ağrıyorsa ve bu sizin günlük hayatınızı yaşamanıza engelse mutlaka bir beyin cerrahine gidip bir muayene olup, artık rutin tarama yöntemlerimiz var, tomografi gibi, MR gibi, artık ülkemizin her yerinde çok rahatlıkla ulaşılabilecek, her kasabada olan aletler bunlar. Mutlaka bir araştırma yapılması gerekiyor. Şimdi tomografi de yine son yıllarda medyada speküle edildi. Bir başka kanser riski ya da çok fazla miktarda radyasyon alma riski doğurabilecek araştırma yöntemlerinden bir tanesi. Şimdi check-up'ta tomografinin kullanılması, bir beyin cerrahı olarak bu işin dediğim gibi detayıyla uğraşan bir bilim adamı olarak o konudaki görüşünüz ne? Her hasta için değil. Yani her hastaya tomografi çektirmemiz evet gerekmiyor. Ancak muayeneden sonra gerçekten bu hastanın bazı bulguları hastada beyin tümörü olabileceğini gösteriyorsa bize artı eksi hesabını yapıp hasta gebe değilse, çocuk değilse, belirgin hastalıkları yoksa bir tarama yöntemi olarak bir tomografi çekilmesinin çok üst düzeyde hastaya bir risk getirmeyeceğini düşünüyorum. Yani şunu vurgulayalım, fobiyle realiteyi, gerçeği karıştırmayalım. Eğer gerçek anlamda bir beyin tümöründen kuşkulanıyorsa hekiminiz, o zaman tomografiye başvurmak gerekiyor. Değilse kendi başınıza herhangi bir ticari kurumda, resmi kurumlarda genellikle yaptırma şansınız yok. Bunu tomografi yaptırtmaya gerek yok evet, diyelim. Ve diğer bir soruya geçelim. Peki tümörden korkuyoruz, özellikle beyin tümöründen. Beyin tümörü gelişmesini engellemek açısından biraz önce söyledikleriniz dışında yapmamız gereken şeyler var mıdır? Şöyle, bu çok önemli bir soru. Bizde toplumda sadece tümör hastalığı olarak değil, hipertansiyon olsun, diğer bir takım sık görülen hastalıklar olsun, genelde hep hasta olduktan sonra bir şeyler yapma eğilimi vardır. Bugün biliyoruz ki genetik faktörlerimizi değiştirme şansımız yok. Ama çevresel faktörlerimizi değiştirebiliriz. Mesela gündüz 12'de sıcağa çıkmayın. Uzun süre güneş ışığına maruz kalmak cilt kanseri dahil birçok kansere sebep olabiliyor. Veya sigara içmek. Günde bir paket, iki paket sigara içmek, inanın ki bütün organlarımızı felç edecektir ve tümör oluşumuna, bunun başında akciğer var, mesane var ama beyin tümörleri dahil birçok tümörlere sebep olabilecektir. Ayrıca stres çok önemli bir faktör. Özellikle sabah kalkıp bir yanımızdakine, iş arkadaşımıza günaydın demek, elini sıkmak, güzel bir sohbet yapmak insanları psikolojik olarak çok iyi bir noktaya getirecektir. Yani hepimiz çok yoğun, stresli ortamlarda çalışıyoruz ve biliyoruz ki başta hipertansiyon olmak üzere, kanser hastalığı dahil olmak üzere
bu stresin getirdiği bir takım riskler var. Bunları mutlaka en aza indirgeyebiliriz. Düzenli beslenebiliriz. Bir takım gıdalardan özellikle çok böyle boyalı, çikolatalı, yüksek şeker oranı içeren. Çünkü biliyoruz ki artık ülkemizde bir genetiği değiştirilmiş ürün gerçeği var. Her ne kadar bunun bir kısmı gizlense de işte çarşıda, pazarda genetiği değiştirilmiş pirinçti, nişastaydı, çıktı. Bununla yapılan tatlılar işte 10 kat kansere sebep olabiliyor gibi. Bunların potansiyel riski var. O yüzden mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenelim. Bol su içelim, koladan uzak duralım, boyalı şekerli içeceklerden uzak duralım. Tarım ülkesinde yaşıyoruz. Bunun yerine taze sıkılmış meyve suları içelim, taze yapraklı sebzeleri tüketelim, yürüyüş yapalım, spor yapalım. Hocam bu söylediklerinizden çok önemli, güzel tavsiyeler. Bunları sık sık programlarınızı benzer şeylerle tekrar ediyoruz. Ben tabii birazcık daha konumuza odaklanmak istiyorum. Beyin tümörü tanısını koyduk. Evet. Bir 5 dakikamız var. Tedavisini neler yapıyorsunuz hocam? Beyin tümörü tanısı koyduktan sonra artık teknolojimiz o kadar gelişti ki o size başta söylediğim beyaz grup içerisindeki tümörlerde nerede yerleşirse yerleşsin bu teknolojileri kullanarak artık tümörleri beyinden tamamen çıkarabiliyoruz ve tamamen çıkardığımız hastalarda başarı oranımız yüksek oluyor. Hastalarımız bize bayramlarda, kandillerde dua mesajları atarak bize teşekkür ediyorlar. Başka türlü hastaları görmüyoruz. Çünkü ama tamamen iyileşmiş oluyorlar. Yüksek teknolojiyi kullanan ya da bu özel teknikleri kullanan merkezlerimizin sayısı fazla değil ve bunu yapan hocalarımızın sayısı da fazla değil sizin gibi aslında maalesef. Aslında şöyle söyleyeyim. Teknoloji artık her yere girdi. Yani il hastanelerimizde bile artık bu tür ameliyatları yapılacak mikroskobumuz, MR cihazımız aslında var. Yok değil. Bu açıdan ülke olarak şanslıyız. Ama bu konudaki tecrübemiz özellikle beynin kritik alanlarındaki hastalıklara müdahale açısından özellikle merkezler bu işi biraz daha güvenle yapabiliyor durumda. Her yerde örneğin yapılamıyor. Beyin tabanı gibi bölgeler çok zor operasyonlar. Beyin kaidesinde yer alan veyahut da konuşma merkezinde yer alan, görme merkezinde yer alan tümörler çok zor. Mesela biz belli bir hasta grubumuzu uyanık olarak ameliyat ediyoruz. Hiç uyutmuyoruz. Mesela tam görme merkezinde hastanın görmesini kaybetme riski çok yüksek veya motor korteks bölgesinde elini ayağını kaybetme riski çok yüksek. Bu hastayı mesela eskiden olsa %50 felç riskiyle ameliyat ediyorduk. Halbuki şimdi %1'e kadar düşürüyoruz bu riski. Hastayla ameliyatta konuşuyoruz, nörofizyolojik monitorizasyon yapıyoruz ve hastanın o ameliyattan herhangi bir felç riski olmadan uyanmasını sağlayabiliyoruz. Mesela bu teknoloji Türkiye'de en az 8-10 merkezde uygulanabiliyor. Yani sadece bizim yaptığımız bir iş değil ama bu yöntemleri kullanarak çok daha güvenli cerrahileri uygulayabiliyoruz. Sizin ben bu konuda dünyanın ileri merkezlerinin düzeyinde iş yaptığınızı biliyorum ben. Evet. Sizinle birlikte çalışan bir meslektaşınız olarak ama Türkiye'nin geldiği durum açısından dünyayla bir kıyaslama yapabilecek olursak neredeyiz biz? Aslında araştırma açısından çok gerideyiz. Çünkü biz de ne yazık ki böyle bir hani derler ya büyük düşünenlerin idealleri, küçük düşünenlerin hevesleri vardır. Biz daha çok heves tarafındayız. Yani araştırmaya heves ettim, yaptım, ben de bunu tecrübe ettim ama iş ideale gelince, sebatte gelince, yıllarını tek bir mikroskobun başında o hücrenin karakterini anlamaya gelince, o kanseri tedavi etmeye gelince ne yazık ki çok gerideyiz. Bunu da söylemek lazım. Yani kendimizi hiçbir zaman küçük görmüyoruz, hakir görmüyoruz ama bu konuda toplum olarak, ülke olarak, yatırım olarak, sağlık politikacılarının düzenleyici rolü olarak çok geride olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi değerli izleyenlerimiz, hocamızın tevazunu fark ediyorsunuz. Çok bilen, çok araştıran insanlar hala çok bilmediğini ve çok şey yapabildiklerimizi iddia ederler. Tersine az bilenler de çok şey bildiğini iddia ederler. Hocamızın örneğinde gördüğü gibi hakikaten tevazu yapıyor. Konusunda dünyanın önde gelen bilim adamlarından bir tanesi. Ama ülkemizin tabii ki araştırmaya, Ar-Ge'ye yatırım yapmayan ülkelerden biri olması nedeniyle bu derece bilimsel araştırmalar konusunda maalesef dünyaya göre belki gireyiz ama uygulamada dünyadan geri değiliz değil mi hocam? Kesinlikle. Mesela benim Amerika'da çalıştığım merkezlerde yapılan ameliyatlarla kendi yaptığımız ameliyatları kıyaslıyorum Türk hekimleri olarak. Sadece şahsıma yönelik konuşmuyorum. Gerçekten çok ileri düzeyde olduğumuzu söyleyebilirim. Cerrahi teknik ve beceri olarak. Evet değerli hocam. Süremizin sonuna geldik. Çok değerli bilgiler verdiniz.
Doçent Doktor Hasan Çağlar hocamızla birlikteydik. Beyin tümörlerini konuştuk. Hocamız Ankara Üniversitesi Fakültesi Beyin Cerrahisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.